Birincisi mecliste böyle pankart açmak, pankart kaldırmak, yani bu tip şeyler doğru şeyler değil. Şimdi CHP çok güzel bir çalışma yapıyor. Bütün Türkiye çapında bu Merkez Bankası'nda buharlaşan yahut da işte hala kim, ne zaman, kim, hangi kurdan, kaç liraya kim aldı soruların cevabını vermekten kaçınan iktidara karşı 128 milyar dolar nerede diye bir kampanya yaptılar. Bütün il ilçe teşkilatlarında binalara asıyorlar. Dün sabahtan itibaren başladılar bunu asmaya. Ve billboardlara asıldı. Fakat hemen dün itibariyle hemen akşam saat 7'de 8'de sokağa çıkma yasağında vesile yaparak Türkiye'nin her tarafında bazı yerlerde bizzat valiler, bazı yerlerde savcılar, bazı yerlerde işte AKP'nin gayretleriyle emniyet kuvvetleri bilmem ne vinçler getirerek, itfaiye araçlarını getirerek parti CHP il ilçe binalarının önüne asılmış olan pankartları indirmeye başladılar ve indirdiler. Tabii bunun hukuki bir şeyi de yok. İlginç şeyler var, tutanaklar da mesela. Yani mesela Amasya Valiliği'nin talimatıyla Emniyet Müdürü işte imzalamış bilmem ne. Altta enteresan şey, CHP İl Başkanı'nın da tutanağa imza atıyor. Ben diyor bunu evet şey yapıyoruz vesaire. Şimdi burada emniyet diyor ki valinin talimatı, savcının talimatı. Bazı illerde savcılar kendileri diyor biz bunda bir suç unsuru bulamadık diyorlar. O zaman emniyet gidiyor valiyi devreye sokuyor ve illa onlar indiriliyor. Bugün yani Türkiye'nin hemen hemen her tarafında dünden bu yana 128 milyar dolar ne oldu sorusu kamuoyunun önüne geçti. Gündeminin önünde yer almaya başladı. Hatta şimdi mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa meydana gelen, ben hatırlamıyorum çünkü, hatırladığım bir şey var ama o böyle dışarı meclis binasından dışarı pankart değildi. Dinleyici locaları sırasında oradan bir pankart hatırlayacaksınız asıldıydı gelenlerden bir öğrenciler. Parasız eğitim mi? Öyle bir şey, tam yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir tek o hatırımda ama böyle meclis şeyinin, milletvekillerinin bulunduğu kısımdan dışarıya böyle 125 milyar dolar nerede diye 128 asıldığına şahit olmadık. Bunu da Mahmut Tanal yaptı. Bakın ve ortalık karıştı. Hemen itfaiye arabası getirdiler. İtfaiyenin boyu yetişmedi. Halbuki şimdi çok enteresan, 10 katlı, 12 katlı binalar yaptılar o milletvekillerinin çalışma bölümünde. Meclisin içindeki iki tane itfaiye aracı var, Nuh Nevi'den kalma. Ancak üçüncü kata kadar çıkıyor merdiveni. Yani Allah korusun bir yangın çıksa, anında müdahale edecek koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde itfaiye aracı yok. Yani üçüncü kattan sonra Allah'a emanet. Bu da ortaya çıktı. Bu Mahmut Tanal'ın bu girişiminden sonra öyle bir faydası oldu Mahmut Bey'in yaptığı işin. Ve tabii hemen geldiler yine indirmeye. Mahmut Tanal içeri çekti.
Sonra onlar gidince tekrar astı filan. Böyle bir enteresan. Yani bir taraftan trajikomik, bir taraftan gülüyoruz da ki neye gülüyoruz bilmiyorum. Yani halimize gülüyoruz herhalde. Bir şeydir, kovalamacadır, gidiyor. Mesela Kastamonu il şeyde öyle mi 128 lafı mı yasak? 250 kağıdın yarısını ne ettiniz? Devletseniz ya. Yani Kastamonu şubesiyle. Böyle şeyler asla. Ve tabii bunlarda suç yok. Yani bir siyasi parti elbette ki propagandasını yapacak. İstediği şekilde yani yasaların çerçevesinde. Şimdi burada 128 milyar dolar ne yaptınız sorusunun yazıldığı billboardların kaldırılması ve bu afişlerin gece yarısı toplatılması ilçe binalarında bunlar tam hukuksuzluk sebebi. Tam hukuksuzluk. Yani... Sayın Bakanım şimdi şöyle birincisi mecliste böyle pankart açmak, pankart kaldırmak yani bu tip şeyler doğru şeyler değil. Birincisi bu. O ayrı. Mahmut benim arkadaşım ama ondan biz bazı eylemler de birlikte yaptık. Ama o meclisin içerisinde olmazdı o. Çünkü meclis çok başka milletin mabetidir. Öyle düşünmek lazım. Ama buradan şu çok önemli. Şimdi iktidarlar hesap verebilirlik ve açıklık ilkesine göre hareket ettikleri zaman yolsuzluktan ve her türlü şaibeden uzak bir konumda ve durumda olurlar. Ve bu hesap verebilirlik ilkesi bugün çok modern bir ilkedir ve bir siyasi hareketin veya bir olgunun meşruiyetini ortaya koyan bir durumdur. 128 milyon nerede diye soruyorsa siz de çıkarsınız. 108 milyon doları biz işte şu kamu çıkarı doğrultusunda şöyle kullandık veya şu politikalar doğrultusunda şu şekilde Merkez Bankası'ndan 128 milyon dolar şuraya gitti. Nitekim Nurettin Canikli bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki bunun bir kısmı altına gitti. Bir kısmı işte vatandaşın şurasına gitti, burasına gitti. Açıkladı yani. Sizde burada bir eksiklik ve yanlışlık varsa çıkarsınız. Onun üzerinden görüş ve düşüncelerinizi ifade edersiniz. Ama devletin gücünü kullanarak herhangi bir yere yazılmış bir yazıyı ki bu bir tabir yerinde ise slogan değil, bir bölücü bir faaliyet değil. Bu yalnızca vatandaş adına mevcut iktidardan şeyi soruyor. Bu paramı nereye kullandın? Onu öğrenmek istiyorum diye soruyor. Siz bunu toplarsanız tahrik edersiniz. Daha fazla bunu yazar, daha fazla dillendirirler. Ama herkesin bu tür iddiaları ortaya atma hakkı var. Bu iddia hesap sorma hakkı var. Bunları ortaya atar. Siz de ona uygun cevap verirsiniz. Yani onlara için araya polis sokmak doğru bir şey değil. Ama ben şunu gördüm. Bu iktidar bizim zamanımızda da mecliste mesela kanun tasarıları geldiğinde ya da işte bütçe görüşülürken Sayıştay'dan gelen raporlar olur ve Sayıştay raporları geldikten sonra onlar ancak görüşebiliyorsunuz. Çünkü Sayıştay raporu nereye paranın harcandığını ya da bu paranın harcanmasındaki usulsüzlükleri tespit eden bir rapordur. Ama o rapor bile çoğu zaman gelmezdi. Bazen raporun içi yok, kabı gelirdi. Böyle enteresan bir şey. En sonunda herhalde tamamen Sayıştay raporlarını kaldırdılar gibi bir şey de çıktı ortaya. Yani hesap vermeyen iktidarlar çok açık bir şekilde elinde sonunda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Onun için Türkiye'de ayakkabı kutularından milyon eurolar çıkıyor. İşte geçen günü gördük bir arabanın şeyinde bir milletvekilinin danışmanından desteğiyle paralar maralar çıkıyor. Bunların hesabı kitabı sorulabilmesi için
hesap verilmesi ve şeffaf davranılması gerekiyor ki şey yapılsın, vatandaş gerçekten vergisinin doğru yerde kullanıp kullanılmadığını tespit etsin, ona göre de irade beyanında bulunsun, iktidarı desteklesin ya da desteklemesin. Neden? Benim paramı doğru yere kullandıysa ve bunun hesabını da veriyorsa problem yok. O zaman rahatlıkla iktidara yönelik olumlu bir davranış biçimi içerisine girilebiliyor. Ama eğer nereye kullandığını bilmiyorsa, bir takım tabiri yerindeyse yasa dışı yerlere paralar kullanılmış, israf edilmişse onun da hesabının sorulması icap ediyor. Ama 20 senedir bir iktidar iş başında olduğu için Türkiye'de bu iktidar hesap vermiyor. Siz kimsiniz ki benden hesap soruyorsun diyor ve dolayısıyla kendini kudret eliti olarak gören bir grubun elinde Türkiye şu anda. Çünkü onu dengeleyecek bir muhalefet de yok. Muhalefeti de çok fazla iktidar ciddiye almıyor. Bazen de baskı unsurlarıyla işte bunları indirerek, işte bak içeri atarım filan diyerek bunları engellemeye çalışıyor. Bu tabii çok önümüzdeki süreçte çok tartışılacak bir konu olarak önümüzde duruyor.